Hemoroid toplumunda, özellikle modern toplumlarda beslenme şeklinin rafine gıdalara kaymasıyla daha da artan önemli bir sağlık sorunudur. Toplumda neredeyse her üç kişiden birinde hemoroid vardır desek abartmış olmayız. Ama tabii ki bunların üç kişiden birinde ameliyatlık hemoroid yoktur. Bu bahsettiğim hemoroidin dört derecesi var. Neredeyse her insanda birinci derece hemoroid olabilmektedir. Ya da zaman zaman beslenme, günlük yaşamı, düzenli beslenmesi, uykusu, günlük yaşam döngüsü aksadığında ya da stresli, sıkıntılı bir döneminde hemoroidal şikayetler artmaktadır. Hemoroid kanayan şey anlamındadır Latince. Hemoroji kanama demektir. Mızmız kanayan, sevimsiz bir hastalık popo bölgesindedir kabaca. Ana makat bölgesinde, anal bölgeden halk kanamalara, ağrılara, kaşıntılara, şişliklere sebep olan bir hastalıktır. Halk arasında genellikle Basur ya da Mayasır olarak bilinir. Yalnız makat bölgesindeki her kanamanın hemoroide bağlanması son derece hatalı bir yaklaşımdır. Evet, hemoroid en yaygın sebebidir ama hemoroidten çok daha önemli sorunlar da makat bölgesinden, anüsten ya da popodan kanama ile ortaya çıkar. O nedenle her türlü şikayeti hemoroid diye geçiştirmemek, ayırıcı tanısını yapmak lazımdır. Hemoroidi taklit eden kanama, ağrı, kaşıntı ve benzeri şikayetlerini ne çok benzer, birebir neredeyse aynısına sebep olan anal fistür ya da perianal bölgenin alerjisi, egzeması, dermatiti gibi rahatsızlıklar da benzer şikayetlere sebep olabilir. O nedenle makat bölgenizde kanama, şişlik, ağrı, kaşıntı, rahatsızlıkları varsa bunu eczaneye gidip basitçe bana bir hemoroid ilacı ver deyip geçiştirmemek gerekir. Genel cerrahi uzman hekimine başvurup önce bölgenin muayenesi, dış muayenesi, ama bu da yetmez, kamerayla iç bölgenin incelenmesi, en azından anal bölgenin rektoskopla incelenmesi ya da 50 yaş ve üzerindeyseniz rektosigmoidoskopi, kolonoskopi, özellikle kolonoskopi 50 yaş üzerine mutlaka gereklidir ve bu yardımcı tanı yöntemleriyle bunun bir hemoroidse kesin olarak sadece hemoroid olduğundan emin olunması, birlikte bir anal fistür olmadığından, kalın bağırsağa ait rektum ya da kolon kanseri ya da iltihabi bağırsak hastalıkları, ülseratif kolit ya da kron olmadığından emin olunmalıdır. Bunun ayrımı da kolonoskopi, muayeneden sonra kolonoskopi ile yapılmaktadır.